Memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmelerinde müzakere sürecine girildi. Gelecek hafta taraflar ikinci kez pazarlık masasına oturacak. Memurlar ne istiyor, istediklerini alabilecekler mi? Ve hükümet ikinci görüşmede acaba bir teklif sunacak mı? Merak ediliyor. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'la konuşacağız şimdi. Merhaba, hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi burada en dikkat çeken memurların yılda 4 kez maaşlarına her 3 ayda bir artış istemeleri. Kabul olur mu? Siz burada bir uzlaşı olabileceğini düşünüyor musunuz? Ve oranları nasıl buluyorsunuz? Nerede buluşabilirler? Yani memurlara seyyaren yapılan 8 bin lira civarındaki artıştan sonra böyle bir şey yapılmasını olanaksız bulmam. Mümkün olabilir ama hakkaniyetli olur bu. Bence olmaz. Çünkü şu anda kamuda çalışan memurlar, kamu çalışanları özel sektörden daha yüksek maaş alıyorlar. İş güvenceleri çok daha sağlam, sosyal hakları da daha fazla. Emeklilerin durumunu konuşmuyorum bile. Dolayısıyla burada çok açık ve net kamuda çalışanlara ve özellikle memurlara özel bir ayrımcılık yapılıyor gibi bir görüntü ortaya çıktı. Hükümet görüntüyü bence vermemesi lazım. Hakkaniyet adına, adalet adına. Çünkü yani memurun emeklisine herhangi bir şey yok. Ama memurun çalışanına seyyanen 8 bin lira zam. Yani bir memur 11 bin, 12 bin lira alıyorsa seyyanen de 8, 20 bin lira. Yani neredeyse maaşı kadar zam yaptırız. Dolayısıyla burada bir düzen bozulması söz konusu. Bu dengelerin oturtulması lazım. Bence yani memurlara 3 ayda bir zam yapınca fiyatlar da buna yönelik artar. Yani 3 ayda bir esnaf da malına, sattığı ürüne, hizmete böyle zam yapmaya kalkar. Memurlarda çok, bu arada oranları da hatırlatayım. Gerçi Eto arkadaşım hemen ekrana da yazmış. 2024 yılının ilk 3 ayında %25 artı 10 istiyor memur sen. İkinci 3 ayda %10. Sonra üçüncü çeyrekte %15 ve son çeyrekte, artık son 3 ayda da %10 talep ediyorlar. Yani toplamda da 2 yılın sonunda %110'a denk geliyor ama yani son 2 yıla baktığımızda orada da epey bir artış oldu toplama baktığımızda, yani finalde. Memurlar da diyor ki Abdurrahman Bey, işçilerle aramızda bir adaletsizlik, dengesizlik var. O yüzden en azından en düşük memur maaşı 30 bin lira civarında olmalı en düşük maaş. Bu talebe ne dersiniz? Yani ben bir ücret artışı ve enflasyon yarışı var gibi görülüyor şu anda. Hı hı. Yani memurlar maaşlarını artırma yoluyla enflasyona yetişmeye çalışıyorlar. Tabii. Bu yanlış. Bu yanlış bence. Yanlış. Hiçbir zaman yanlış. Yani bir enflasyon yükselmeye başlamışsa, yüksekse ve yükseliyor ise siz istediğiniz kadar maaş artışı isteyin ve alın bu isteğinizi. Enflasyona yetişemeyeceksiniz. Bu bir sarmal çünkü. Ne kadar ücret artışı alırsanız mal ve hizmetlere o kadar, hatta daha fazlasıyla zam gelir. Ama zam alamayan, maaşını artıramayan diğer kesimler çok daha fazla ezilir. Bu şeyler altında, bu şartlar altında. Dolayısıyla devletin burada memuruna, hani ben zam yapmasın demiyorum. Yapsın tabii ki. Yani yapabilir. Yani ama o adalet gözetsin. Yani yani siz emekliye de bu oranda olsun diye. Yani şey gibi de olmasın, memurun talebi karşılansın, emekli de geride kalmasın, onunki de karşılansın diyorsunuz daha çok anladığım kadarıyla, doğru mu? Ya, memur emeklisi de yani eşit muamele görsün. Niye bu kadar fark var? Yani memur emeklisiyle memur arasında niye fark oluyor, ben anlamıyorum. Yani burada bir yanlışlık var, bunun düzeltilmesi lazım. İki, devletin memuruyla devletin çalışanı arasında, yani işçisi arasında ne fark var? Yani oradaki fark da giderilmedi. Eşitçi fazla alıyorsa yani almamalıydı zamanında. Verilmemeliydi bu. Gerçi işine göre, sektörüne göre değişir durum. Hı hı. Ama dediğim gibi bütün yığılma devletin kapısında. İş bulma, devletten iş bulayım diye bütün uğraş. Çünkü özel sektörde maaşlar daha düşük. Halbuki bunun tersi geçerliydi. İnsanlar kariyer yapmak için, meslek edinmek için, para kazanmak için şirketlere, özel sektöre giderlerdi.
Orada geleceğini arardı halkçı şimdi. Bir an önce devlete kapağı atayım, orada rahat edeyim ya da işte şey olsun. Bunun peşinde bütün gençler. Bu yanlış. Türkiye'nin dinamizmini bitirir. Yani özel sektörle mi gideceğiz, devlet anlayışıyla mı, devlet yatırımlarıyla, devlet ekonomisiyle mi büyüyeceğiz? Buna bir karar verelim o zaman. Yani o zaman özel sektörü niye kullanıyoruz? Ama dediğiniz sarmal doğru. Yani maaşlar artıp enflasyon, enflasyon artınca insanlar hayat pahalılığında eziliyor. Bu böyle kar topu gibi, yani daha doğrusu bir sarmal olarak döne döne birbirini besliyor. Ama bir yandan da insanların da geçinmek için daha iyi bir gelire ihtiyacı var. Burada kamu da yükselsin, özel sektör de yükselsin demek gerekmez mi? Yani Türkiye'nin büyümesinden çalışana aktarılan yüzdenin artırılması hakkaniyetli bir şekilde tüm sektörler için sağlansa daha doğru olmaz mı? Enflasyonla başka yollarla da mücadele ederek insanların daha iyi gelir sağlaması arasında bir denge sağlayamaz mıyız? Şöyle, önce bir adalet sağlansın. Hı hı. Yani ücretler arasında bir denge oluşsun, ücret ve maaşlar arasında. Sonrasına bakalım diyeceğim ama sonrasında yine de enflasyona yetişmek var. Enflasyona endekslemek var şeyi. Maaşları, ücretleri, gelirleri. Bu endeksleme işi oldukça, sürdükçe, bunu başardıkça enflasyonla mücadelede kimse hükümete vesaire karar alıcılara baskı yapmaz. Enflasyonu umursamaz. Ben enflasyon kadar ücret artışı alacaksam, yani enflasyon benim için önemli olmaz ki. Bu enflasyon daha da büyük. Yani dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken enflasyona şey edecek. Bunun programını ortaya koymak ve bu ortak bunu hep beraber gitmek. Ama bu sırada bazı adaletsizlikler var. Şimdi son yıllarda oluştu. Bunu da gidermek lazım. Dolayısıyla burada en avantajlı kesim memur. Çalışan memur görülüyor. Şimdi çalışan memura daha da fazla zam verirseniz aradaki bu adaletsizliği daha da büyütürsünüz. Enflasyonu da azdırırsınız. Azan enflasyon altında diğer işte memur emeklisi de ezilir, normal emekli de ezilir, özel sektör çalışanı da ezilir. Memur emeklisiyle ilgili yılbaşında, yani yılbaşına kadar şimdi beklenecek, yılbaşında iyi bir artış olacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Ne olabilir sizce yıl sonu enflasyon beklentisini, işte Temmuz enflasyonunu da göz önünde bulundurursanız, sizce en düşük maaşlar nereye kadar yükselir? Yani tüm emeklileri de soruyorum bu arada, sadece memurları değil genel yani olarak. Yani iyi bir artışın karşılığı enflasyonun üstünde bir artış. Hı hı. Yani enflasyonu telafi edecek bir artış. Diyelim ki bu sene için enflasyon %60 oldu. %60'ı absorbe edecek, onu karşılayacak, onu geçecek bir artış. İşte büyüme hızı da olacak 5 puan, %65. Yani bu yeterli olur. Gayet iyi de olur. Ama geçici, yani bu kadar artışı yaparsanız siz ondan sonra devam, enflasyon da devam eder. Biz o zaman daha da fazla isteriz. Yani enflasyona yetişemeyiz bir türlü. Peki. Dolayısıyla hedef enflasyonu aşağıya çekmek olmalı. Yoksa endekslemek değil. Yani burada avantajlı kıldığımız bir çalışan kesime daha da avantajlı hale getirecek bir adım atıyoruz. İtirazım buraya. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, o şehirlerdeki kiraların ya da konut fiyatlarının altında eziliyorlar. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı kiralar var şu anda. İstanbul özellikle aldı başını gitti. Memur Sen kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı istiyor. Böyle bir yardım gelir mi? Bu talep karşılık bulur mu? Ya da onların taleplerinden bağımsız. Büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan memurlara böyle bir kira yardımı yapılması doğru olmaz mı? Oradan kaçışları da, çünkü oradan artık insanlar büyük şehirlerden daha küçük yerlere gitmek istiyorlar. Tayinlerini taşımak istiyorlar. Çünkü geçinemiyorlar. Ne dersiniz? Şimdi bu biraz zor bir konu. Çünkü kiralar hakikaten çok yüksek, büyük şehirlerde özellikle. Memurlar da hakikaten aldıkları bu maaşlarla bu kiraları ödemeleri mümkün değil. Geçmişte yani 10 sene önceye gidelim ya da 20 sene önceye, Doğu ve Güneydoğu'ya kimse gitmek istemezdi terörden dolayı. Ama oraya gidenlere de ekstra bazı avantajlar sunulurdu. Hı hı.
göndermek için. Hatta zorunlu hizmet de vardı. Hala da var. Yani sağlıkçılar için var, güvenlikçiler evet. için var vesaire. Şimdi bu aslında yani zor bir şey hakikaten konu. Şöyle büyük şehirlere bir avantaj tanırsanız, yani diyelim ki kira yardımı yaparsanız, o zaman herkesin tercihi büyük şehirlerden yana olur. Ya da asgari ücreti büyük şehirler için daha yüksek belirlerseniz, bu sefer memurlar der ki ya ben daha yüksek ücret alayım, hem de büyük şehirde yaşayayım, çevremde geniş olur, işte sağlık hizmetleri vesaire hepsinden daha fazla yararlanırım. Bir de böyle bir taraf olur. Yani yıllarca nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya giden gitmek istemedi kamu çalışanları, şimdi de büyük şehirlere gelmek istemiyor. Böyle bir sorun var. Ama yani buna tamamen de yani şey yani karşı çıkılamaz geliyor bana. Sonuçta çünkü devlet de büyük şehirlerde çalışacak şey bulamayacak, memur bulamayacak. Yani o duruma gelebiliriz. Konut fiyatları eğer durmazsa, kiralar artışı durmazsa böyle olacak. Dolayısıyla burada devlet hakikaten kendi memuruna belki lojman yapabilir. Ve bu lojmanları belli bir kirayla memurların da ödeyebileceği şekilde olarak kiralayabilir. Yani yine karşılıksız değil. Hı hı. Ama işte memurların ödeyebileceği şekilde böyle bir ara formül bulabilir büyük şehirler için. Yani 10 şehir ya da 5 büyük şehir için böyle bir karar alabilir. Almasında da yarar görürüm açıkçası. Evet, Abdurrahman Yıldırım çok teşekkürler. Bakalım karşılıklı müzakerelerden nasıl sonuç çıkacak? Sağ olun.